İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Birinci Dünya Savaşı'na mücadele eden bir devlet Batı Ermenistan'ı Zohrab Mınatsaganyan, Dağlı Karabarsa görüşmeleri donmadı. Hayk Marutyan, Paris'teki Tuma Merkezi'nin açılışında bulundu. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi'nin Ermenistan'daki ifadelerine yanıt verdi. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon insan açlık çekiyor. Zamanı durduran Aragüler'in zamanı 90'ında durdu. Konifa Sıralama Tablosu, Batı Ermenistan 18, Artsah 23. Sırada Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Batı Ermenistan'ın ve Ermeni Lejyonu'nun ayrıca diğer silahlı grupların kuruluş ve faaliyetlerini dile getiren makaleler serisini sunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış bir devlet, Batı Ermenistan 4 adlı makalenin tamamını internet sayfamız olan westernarmenia.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Zohrab Mnatsaganyan, bugün hükümet oturumundan sonra gazetecilere yaptığı görüşme sırasında Dağlık Karabağ Arsak görüşmelerinin donmuş olmadığını açıkladı. Nasıl donmuş olabilir? Bizim toplantılarımız ne oldu? Beş aydan fazla bir süredir bu kadar gelişmeler yaşandı ve siz donduğunu söylüyorsunuz. Ben meslektaşım Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile iki kez görüştüm. Başbakan Azerbaycan Devlet Başkanı ile görüştü bu bir süreçtir diyen Zohrab Mnatsaganyan ilaveten biz kendi pozisyonlarımız çerçevesinde çalışıyoruz. Pozisyonlarımız çerçevesinde müzakere ediyoruz ve kendi pozisyonlarımız çerçevesinde neler yapmışsak onu yapmaya devam ediyoruz dedi. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun daveti üzerine Fransa başkentine bir çalışma ziyaretinde bulunan Yerevan Belediye Başkanı Hayk Marutyan, Paris'teki Tuma Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Yerevan Belediye Başkanı Parisli meslektaşıyla birlikte merkezi gezdi. Gençler için yaratılan şartlar ve fırsatlarla tanıştı. İki başkent arasındaki dostane ilişkilerin öneminin altını çizen Belediye Başkanı Hayk Marutyan, konuklara hitaben yaptığı konuşmada Yerevan Belediyesi'nin Yerevan ve Paris arasında yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğini kaydetti. Paris'teki TUMO merkezinin etkinliklerini önemseyen Hayk Martyan, gençlerin kendilerini gerçekleştirme ve dijital dünyada yaşamaları için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ermenistan Büyükelçisi Richard Mills'e tepki gösterdi. Mills'in Ermenistan'daki misyonu sona erdi. Özellikle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ermeni Amerikan Ticaret Odası temsilcilerinin önünde yaptığı konuşmada Mills'in sarf ettiği sözleri basit saplantı diye yorumladı. Zaharova, Büyükelçi Hükümeti'nin daha doğrusu Ermenistan'daki ABD Büyükelçiliği'nin Ermeni toplumunun belirli gruplarını ve Ermenistan Hükümeti'nin bazı temsilcilerini 10 yıllardır amaca uygun olarak yardım ettiğini söylediğini belirtti. Bu arada Büyükelçi başka bir ülkenin iç işleri hakkında utanmadan hatta gururla konuşmaktan geri kalmadı. Zaharova güya tüm bunlar Ermenistan'da daha adil bir toplum yaratmak için gerekliymiş dedi. Zaharova'ya göre Mis Ermenistan'da politik sistemin faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı talimatlar verdi. Ekonominin nasıl gelişeceği konusunda tavsiyede bulundu. Zaharova Mis'in ABD elçisi özellikle şöyle dedi. Ermenistan hükümetinin bana ulaşan yüksek teknolojili sanayilerdeki sınırlı kaynaklarını yoğunlaştırmanın gerekli olduğuna dikkat çeken sinyallerden endişe duyuyorum. Benim bildiğim kaynaklar şarap yapımı, turizm ve madencilik bu nedenle dışarıda tutulmuştur sözlerini alıntılayarak şu eklemede bulundu. Haydi gelin karar verelim. Diğer devletlerin iç işlerine karışmak iyi mi kötü mü? Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı temsilcisi tüm dünyada Amerikan elçilerinin kendilerini dev aynasında gördükleri konusundaki öfkesini dile getirdi. Ona göre bundan başka onlar demokrasiye, sivil topluma ve medyaya zarar veriyor. Onlar bu hareketleriyle ABD'nin iki yüzlülüğünü meydana çıkartmış olduklarından kendilerine de zarar vermektedir. Zaharova şöyle özetledi. Bütün bunlar yabancı devletlerin işleyişine müdahale etmeye yönelik Washington'un mevcut politikasının bir özelliği olduğuna canlı bir şekilde şahitlik ediyor. Türkiye Tüketici Hakları Derneği 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü hakkında bir rapor yayınladı. Buna göre Türk nüfusunun %20'si ya da neredeyse 16 milyon insan günlük olarak yeterli yiyecek alamıyor. Nüfusun %60'dan fazlası ya da yaklaşık 48 milyon insan yoksulluk içinde yaşıyor. Ermeni Haber'in aktardığına göre raporun yazarları 2018 yılında 1 Eylül itibariyle 4 kişinin bir aile yeterli beslenmesi için ayda 1893 Türk lirası yaklaşık 340 ABD doları harcamak zorunda. Mevcut aile ihtiyaçlarının tamamını dikkate alırsak, böyle bir ailenin ortalama aylık geliri en az 6.167 lira, yaklaşık 1.100 dolar olmalı. Dünyaca tanınmış İstanbul Ermeni fotoğraf sanatçısı Ara Güler hayatını kaybetti. Dünyanın en tanınmış 7 fotoğraf sanatçısından biri olan Ara Güler, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Güler İstanbul'da doğdu. Okul yıllarında Türkiye Film Stüdyolarında çalıştı ve tiyatro kurslarına katıldı. 1950 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nde öğrenimine de devam etti. Belli bir süre sonra Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı. 1958 yılında Amerikan Lifetime Dergisi'nin Türkçe bölümünün Orta Doğu'nun ilk muhabiri oldu. Ayrıca Fransız Paris Alman Stern ve İngiliz... Sunday Times gibi uluslararası medya kuruluşlarıyla da işbirliğinde bulundu. 1961 yılında askerlik görevini bitirdikten sonra Hayat Gazetesi'nde fotoğraf bölümü yöneticisi olarak çalıştı. 1960'lı yıllarda onun resimleri pek çok tanınmış yazarların kitaplarını süslemiş ve dünyanın değişik yerlerinde sergilenmiş. Bernard Russell, Winston Churchill, Mark Chagall, Alfred Hitchcock, Tennessee Williams Pablo Picasso, Salvador Dali, William Saroyan, Sergei Parajanov gibi dünyaca tanınmış büyüklerin resimlerini çekmişti. Fransız Lejon d'honneur, 2005'te Türkiye'de Grand Prize of Culture and Art, 2009'da New York'ta Lucy Award ödüllerine layık görüldü. İstanbul'un gözü ya da İstanbul fotoğrafçısı onun lakaplarıydı. İstanbul'un merkezinde onun atölyesinin bulunduğu bölgedeki bir kahvehaneye, Ara kafe adı verildi. Ara Güler 2014 yılında Ermenistan'ı ziyaret etmişti. Güler Ermeni olmanın bir avantaj olduğunu söylemiş ve kendisinin kendi milliyetini asla gizlemediğini de eklemişti. Bağımsız Futbol Birlikleri Konfederasyonu Konifa ulusal takımların sıralamasını kendi sitesinde yayınladı. Batı Ermenistan'ın ulusal futbol takımı 1232 puanla 18. 1156 puanla Artsakh ulusal futbol takımı ise 23. sırada yer aldı. Bir karşılaştırma yapmak için diğer bilgileri de sizlere sunalım. Apazia 1334 puanla 8. sırada, Güney Osetya ulusal futbol takımı ise 1057 puanla 31. sırada. Okyanusya Ulusal Futbol Takımı sıralamada 1443 puanla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 1432 puanla Kuzey Kıbrıs, 1428 puanla Karpataly'a izlemektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gagarta Bankı Müzik Topluluğu'ndan Dervo Hormia adlı dini eseri sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.